tesislerindeyiz. İsmail Kartal Hocam bugün bizi ağırlıyor. Lider takımın lider hocası, inşallah şampiyon hocası diyeceğimiz İsmail Kartal'a Klas Spor izleyiciler adına teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için hocam. Bir takımla başlayalım. Daha doğrusu gelişinizle başlayalım aslında hocam. Biraz gergin geldik aslında. Sizin geldiniz, biraz bizim alışık olmadığımız bir teknik direktörün profili çizdiniz Ankara için. Biraz daha mesafeli, kulübün her şeyle ilgileneceğini söyleyen, tesislerinden, futbolcularına, her şeyle ilgili bir teknik direktör imajı verdiniz. Ama ne olacağını tam biz de kestiremiyorduk. İlk haftalarda biraz korktuk da ama ondan sonra güven veren İsmail Kartal gördük. Ya öncelikle yani şöyle söyleyeyim, hepinize teşekkür ederim. Siz de buraya kadar geldiniz. Şu an lideriz ama şampiyon olmadık. Her şey bitmedi. Ben çok fazla da böyle büyük konuşan bir insan değilim. Yani karakter olarak öyle bir yapım da yok. Sezon başı buraya geldiğimde buraya gelme sebebim işin aslında bakarsınız aklımda yoktu yani. Bazı dostlarım rica ettiler. Ankara Gücü'nün köklü bir kulüp olması, tutkulu bir taraftarının ve camianın olması beni buraya getirdi. Yani buraya gelmekle beraber önce bir keşif yaptım 2-3 hafta. Böyle kendimce gözlemleyerek fotoğraflar çektim. Tesisler, personel, işte geçen seneki futbolcular. Önce bir izledim böyle 3 hafta. Sonra kendimce tespit ettiğim eksikleri, bu kulübün orta ve uzun vadede neler yapması gerektiğini, neleri yapabiliriz, neleri başarabiliriz diye kendimce bunları ben tasvifledim. Tabi bunları yapabilmem için de en büyük problem ekonomi. Lige yeni çıkan bir takım, 16-17 tane yeni oyuncular geldi. Bu ligde mücadele etmek istiyorsanız, Ankara Gücü bir köklü bir taraftar camiası olan bir futbol takımında herkesin beklentisi hep üst seviyededir. Bir taraftan beklentilere cevap vereceksiniz. Bir taraftan bu oyuncuları beklentilere cevap verecek oyuncuları getirebilmeniz için ekonominizin iyi olması lazım. İki, tesislerin iyi olması lazım. Bir taraftan geçen seneki oyuncular burada kalmış. Her ihtimale karşı evet, transfer yapamazsak en azından bu oyuncularla devam edelim de yeni mukaveler yapılmış. Yani bildiğiniz bir kaos var burada. Bir kaos. Yani biz birçok oyuncuyu hatır gönüle, ikili ilişkilerimizle, dostlarımızla devreye sokarak buraya getirdik. İşte çok cüzi haçlık verdik. Çoğuna da bu haçlık paralarını bile vermeden buraya getirdik. Oyuncular geldikçe eski oyuncuları buradan gönderdik. Çünkü tabii ki geçmişteki oyuncuların da burada emekleri var. Kimseye saygısızlık etmek istemiyoruz ama her ligin kendine göre bir seviyesi var. Ben de bu seviyeleri çok iyi bilen bir teknik adamım. İlk başta burada belki taraftarlar, medya benim kim olduğumu bilmiyor. Ben dünyanın bir numaralı hocası şu an. Bir numaralı hocası. Joachim de benim çok yakın arkadaşım. Ben onunla Fenerbahçe'de çalıştım. İstediğim zaman görüşebiliyorum. İstediğim zaman da o benden görüşüyor. Dünya futbolunu, antrenman bilimini, tekniğini, bu mesafeleri Türkiye'ye getiren benim zaten 7 sene önce. Aykut Hoca'yla beraberken Almanya'ya ben Alper Ahçıoğlu'yla gittim. Hacettepe Üniversitesi'nde profesör evet, doktor. Şu an Fenerbahçe'nin de kondisyoneri. Futbol Federasyonu'nun da kondisyonerlik bölümüyle ilgili imtihanlarını düzenleyen kişidir. Biz Almanya'ya gittik. Alman milli takımıyla Hollanda'yla maçları vardı. Bunu anlatıyorum. İnsanlar bilsin diye yani. 6 gün kamp yaptık. Hoca ile ben yan yana oturdum. Futbolcular çıkıyordu. Alman milli takımı, Amerikalı Alman kondisyonerler bize sunum yaptılar. Biz de onlara sunum yaptık. Dedik ki hızı nasıl geliştirdiniz? Mesafeleri nasıl arttırdınız? Bu drillerle oluyor, çalışmalarla oluyor, alanlarla oluyor. Haftalık, aylık, yıllık planlamayla olur. Futbol bir bilim değildir ama bilimden de faydalanılmalıdır. Biz gittik, onlar bize anlattı. Biz 400 sayfayla Türkiye'ye geldik. 400 sayfayla. Fenerbahçe'ye bir Ar-Ge kurmamız gerekiyordu. Bunun maliyeti 1,5 milyon euro. Başkan önce istemedi. Sonra başkanla konuşarak ikna ettik. Tamam kurun dedi. Dedik ki bu Fenerbahçe'nin bir Ar-Ge'si olsun. Biz yarın öbür gün biz buradan gideriz. Ama buraya hangi hoca gelirse gelsin Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi, Avrupa Kupa galiplerinin yani UEFA Kupası'nın seviyesi, ligler arasındaki
teknik, taktik, fizik ve kültürel farklılıklar neler? Türkiye Ligi'nin durumu ve pozisyonu bunlarla karşılaştırıldığında ne olduğumuzu bilelim. Oyuncu da transfer edeceksek neye göre transfer edeceğiz? Bilmeliyiz. Biz buna göre elemanları yetiştirelim dedik. Ve bunun üstüne biz oraya o Ar-Ge'yi kurduk. Fenerbahçe hala kullanıyor mu Ar-Ge'yi? Halen kullanıyor. Ya çünkü bazı hocalar kurduktan sonra, gittikten sonra... İşte Ferrari kullanmadı. Az Yıldırım dedi ki, GPS'leri dedi, bilimsel olarak futbolcuların, takımların, Avrupa'nın tabii ki her şeye koşu değil ama önemli bir veridir, fiziksel bir veridir. Hiçbir şey olmadığından dolayı dedi, bize yeterli derecede bir cevap veremediğinden dolayı ve bunları kullanmadığı için biz yollarımızı ayırdık dedi mesela, evet. Örnek. Tabii futbol koşmak değil. Ama bu da çok önemli bir veridir. Biz nasıl ki teknik becerisi üst düzey oyuncuları getiremeyeceksek ülkemize. Çünkü endüstriyel futbol, endüstriyel futbol ne demek? Parayı iyi veren kulüpler, futbolu iki yönde oynayan dünya yıldızlarını alıyor, başarıyı sağlıyor. Bununla beraber ne yapıyor? Ürün satışlarından, reklam gelirlerinden, sponsor gelirlerinden açığını öyle kapatıyor ama sportif başarıyı bir şekilde bunlar üzerinden sağlamış oluyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla sportif başarının bedelini hem ekonomik hem de şöhret olarak alıyor. Tabii. Yani bunun için biz ne yapmamız lazım dedik. O zaman dedik biz bu kadar becerisi yüksek oyuncuları alamayacaksak en azından fiziksel olarak bunlarla mücadele edebilecek, bunlar kadar koşabilen oyuncuları bir araya getirmemiz lazım dedik. Kompakt bir oyunla, çok fazla üretmeden, savaşarak, ikili mücadeleler alarak, açılmadan, genişlemeden biz Fenerbahçe'de o sene bunları yaptık ve UEFA'da yarı final oynadık Aykut Hoca'yla. Evet. Direkten döndük biz. Sonra bu malum olaylar geldi işte 3 Temmuz vesaire. Biz ekip olarak dağıldık. Aykut Hoca bıraktı. Sonra işte Ersun Hoca o gitti, ben geldim falan, ben ayrıldım. Ama o sistem hala Fenerbahçe'de devam ediyor. Bu önemli. Yani çok önemli. De devamlılığını sağlıyor. Tabii çok önemli. Yani biz, ben kendimi biliyorum. Çok fazla da ön plana çıkmayı seven bir insan değil. Öyle çok da fazla reklamım olsun, reklamımı yapayım, işte birileriyle yemeğe çıkayım, işte öyle bir insan da değilim. Yani ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Eskişehir'e gittim, 4 hafta çalıştım. Baktım, para yok. Transfer yapamayacağız, yönetim zor durumda. Daha takım ısınmaya çıkarken yönetim istifa diye bağırıyorlardı, futbolculara bağırıyorlardı. Hem kendim yıpranmamak adına, hem de Eskişehir kulübü yıpranmaması için 4 maç sonra başkan bana gitme diye rica etti. Düşersek de beraber düşüyorum hocam, biz seni sevdik, biz çalışmandan memnunuz dediler. Buna rağmen ben de orada başarılı olamayacağımı inandığım için hem kendim hem kulübü meşgul etmemek için, zaman kaybettirmemek için ayrılma kararı aldım. Geçen sene Antep'e gittim. Gaziantep'te ligin başlamasına 20 gün vardı. Göreve geldim. Elimde 10 tane futbolcu var. Anlatayım da insanlar bunu bilsinler. Başkan dedim ki, ya başkan 10 futbol ne yapacağız? Hoca dedi, yok dedi, hiçbir şeyimiz yok. Peki. Erzurum'a kampa gittik. Telefon açtım, dedim ki altyapıda hocalarla konuştum. Bana 10 tane oyuncu gönderin. 10 oyuncu gece otobüsten geldi, 20 kişi oldu. Ki antrenman yapabilelim. Evet. Genç çocuklarla şu an oynuyor çoğu. Biz 20 kişiyle kampa başladık. İşte o denenmeye geliyor, o geliyor, bu gidiyor falan derken Erzurum kampı bitti, Bolu kampı derken sezona başladık. 15 kişi çıktık biz. İlk gençler bir maçı. Yok adam. 2-0 mağlup olduk. Takım o da 5 kişi hastaydı falan böyle yani çok zor şartlarda ama bir de o gece bomba patladı, intihar saldırıları oldu. Yabancılar uyumadı o gece sabaha kadar. İşte evlerine gitmeye aileleri aramış. Yani böyle bir kaotik bir ortamda maça çıktık biz. Sonra biz ligin 10. 11. haftasına kadar 7. sıraya kadar yükseldik. Gaziantep'te. Çoluk çocuklar. Evet bu kadroyla. Birkaç tane takviyelerle bu kadroyla. 7. sıraya kadar yükseldik. Para problemleri başladı. Futbolcular geldi dedi ki, hocam bizim geçen seneden bile alacaklarımız var. Başkanı rica ettim dedim, bu arkadaşlara dedim biraz bir şey yapalım başkanım, bak seneye gelirler artacak. Ne yap yap, bir yerlerden bir kaynak bul. Çünkü iki misli gelirler artacak, çok rahat edersin. Bak dedim, yeter ki bu takım bu sene ligde kalsın. Para verelim, bunları motive edelim falan derken o arada savaşlar işte helikopterler, tatbikatlar, futbolcular da çok tedirgin yani. Oralarda futbolcuları motive etmek de çok zor.
Oyuncular geldi diyor ki biz buraya para kazanmak için geldik. Ben diyor Hollanda'nın Feyeno takımında 150 bin euro alıyordum. Burada 300 bin euro alıyorum diyor. Ben de 150 bin euro fazla kazanmak için buraya geldim. Ama bunu da alamıyorum hocam. Ben ne yapacağım diyor adam. Bir de can güvenlik. Tabii yani onları da görünce eşleri, aileleri hepsi tedirgin oluyor. Rica ettik. Başkan tamam dedi. Halledeceğim falan dedi. Olmadı. Olmayınca işler tersine gitmeye başladı. Bu sefer futbolcular çok fazla konsantre olamadılar işlerine. 12. hafta mı? Neydi? Yanlış olmasın. 12. ya da 13. hafta. Biz 14. ya da 13. ya da 15. o aralardaydık. Dedi ki hocam bir şey yapalım, ayrılalım. Tamam dedim. Düşme hattında değildik ben bak. Ona rağmen kaybettiğimiz maçlarda bile futbol oynayalım. Mesela bir Başakşehir maçını biz 5-6-0 kazanabilirdik. Kendi kalemize attığımız golle mağlup olduk. Abdullah abici de söyledi maçtan sonra. Biz dedi son 2 senedir bu durumu hiçbir takım sokmadı dedi. Çok şanssız mağlubiyetler aldık. 90'da yedik, kendi kalemize attık, bir şeylik de vardı. Tamam başkan dedim, hiç önemli değil. Kan değişikliği olabilir dedik. Oradan da o şekilde ayrıldım. Ama baktığınız zaman ben yani hep böyle kısıtlı imkanlarla bir kulüplere gidip bir şeyler yapmaya çalıştık. Ondan da bir yere kadar. Fenerbahçe'deyken bile biz devreyi lider bitirmiştim. Orada bile dedim ki 6. haftadan sonra biz yükselişe geçeceğiz. Ve nitekim biz devreyi lider bitirdik. Sonra transfer yapamadık. Bir iki tane adam alacaktık. İmkansızlıklardan. O malum olay oldu. Kurşunlanma vesaire. Kıl payı bir şampiyonluğu biz kaybettik. Ama baktığınız zaman son 12-13 yılı. Açın bakın. Medbull diye bir şirket var. Türkiye'de 15-20 yıl geriye dönük bütün takımların, ligin istatistiklerini yapıyor. NTV Spor'a falan veriyor. En çok koşan, en çok mücadele eden, en çok ikili mücadele kazanan, en çok topla oynayan, en çok pozisyona giren, en çok şut atan, en çok orta yapan bütün istatistikleri 2-3'e katlamış. O zaman Fenerbahçe'de benim dönemimdi. Bir yıl önce Ersun Yanal'la aynı puan alıp şampiyon olmuşsun 10 puanla. Bir yıl sonra aynı puan alıyorum. Bütün istatistikleri 2-3'e katlamışsın. 2-3 puan farkla şampiyonluğu kaçırıyoruz. O malum olaydan dolayı. Bunları niye anlatıyorum? İnsanlar hafızalarını bir... Evet. Şöyle bir kurcalarsa Antonio'nun hakkında en azından bir şeyler kalsın istiyorum. Bizim belki biraz bu Ankara'nın atmosferinde İstanbul takımından gelen hocalar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a çalışmış. Hatta orada futbol oynadıktan sonra teknik direktörlüğe geçmiş insanların Ankara'ya geldiğinde bir mesafeli davranış genelde olur. Çünkü o büyük bir yerden gelmiştir. Biraz havalı olur, biraz şey olur. Fenerbahçe'de de sizi ne kadar tanısak da basın toplantılarında bildiğimiz kadar biliyoruz. Eskişehir, Gaziantep maceralarınızda da uzaktan şahitlik etmiş kimseler sadece. Nasıl bir İsmail Kartal'la karşılaşacağımızı bilemediğimiz için belki biraz da mesafeli davrandık. Ama tanıdıkça sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlamaya başladık. Biz de ona göre pozisyon almaya başladık. Şimdi siz ne kadar koşan bir takımdan bahsetseniz dahi biz bu oyun anlayışını görmeye başladık İsmail Kartal'ın. Ne yapmaya çalıştığını görmeye başladık. Korkularımız azalmaya başladı. Yani maçın ilk yarısında rakip top daha iyi oynasa biliyoruz ki ikinci yarı Ankara gücü sahada ezilmeyecek ve bir şekilde maçı dengeleyecek. Bunu tanıdıkça sizi de sevmeye başladık. Ankara gücünün bir de başarısı gelince iş tamamen değişti. Şu anda ilk 3 haftada istifa diye bağırdılar İsmail Kartal'da. Sezon sonuna kadar değil uzun yıllar takım başında dursun denen bir İsmail Kartal'a geçtik. Siz buraya geldiğiniz zaman Gaziantep'teki Eskişehir'de yaşayacağınız korkuları yaşamayacağınızı düşündünüz mü? Çünkü aynı dönemlerde Mehmet Başkan da daha transferin nasıl olacağını, kalkıp kalkmayacağını, futbolcunun alınacağını net söyleyemiyordu. O da belli yerlerden bir şeyler bekliyordu ve kesinleşmemişti. Vallahi Mehmet Başkan'dan yani bu işler hiç kolay değil. Çok yani zorluk derecesi yüksek bir kaos ortamıyla karşı karşıyaydık. Bizim B planımız genç takımdan bile sahaya çıkacaktı. Biz son 20 dakika kala yasak kalktı. Başkan sağ olsun bir yerlerden bir şeyler geldi. Kendi taksi plakası oradan buradan. Son saniyede bizim yasağımız kalktı. Ama buna rağmen biz oyuncular buraya getirdik. Sağ olsun oyuncular bizi kırmadılar. Hiç para almadan o çocuklar peşinat almadan bizi tercih ettiler. İlk 3 hafta santraforsuz sağ beksiz maçlara çıktık biz. Neden? Paralarını veremedik. Anlaştığımız birkaç oyuncu vardı mesela kimsenin haberi yok. Buraya geldiler ve başka kulüplere gittiler. Para masanın üstünde bekliyor hocam dedi. Ben de sizinle çalışmayı çok isterdim ama dedi benim paraya ihtiyacım var dedi. Gittiler buradan mesela.
O zaman biz tekrar başka oyuncuları almak için buraya mücadele ettik, getirdik. Mesela geçen haftaya kadar bu oyuncular çoğu peşinatını almadan maça çıktılar. Çoğu. Ben dahil. İlk defa geçen hafta bir şeyler takıma dağıtıldı. Ama 5 ay bu çocuklar hiçbir zaman o en kötü günlerimizde bile biz çok iyi çalışarak, çok iyi içsel huzurumuzu sağlayarak birbirimize olan güvenimizi, samimiyetimizi ortaya koyduk. İnancımızı ortaya koyduk. Onlar bana güvendi. Ben onlara güveniyorum. Bu şekilde çalışan formayı alıyor. Kimseden bir ayrıcalığının olmadığını, herkesin bu takımda oynayabileceğini, eskisi yenisi hiç fark etmez. Onu ben transfer ettim. Bu eski futbolcu. Öyle bir şey yok. Görüyorsun işte. Kim çalışıyorsa Ankara Gücü'nün başarısı için formayı veriyoruz. Forma verilmez. Forma alınır. Eğer siz gerçekten vicdanı duygularınız, dürüst bir antrenörsünüz, hedefleriniz varsa, hayalleriniz varsa, karakterli, orta ve uzun vadeli bir iz bırakacak bir insansınız, böyle davranırsınız. Bu işin hakkaniyeti bu. Ben de zaten hayatım boyunca böyle davrandım her ortamda. Bugün bir Kenan var, oynuyor. Bir Alihan var, bir Korcan var. Hepsi oynuyor. Onların performans artışlarına zaten ayrıca. Yani geçen seneki oyuncular. Mesela biz buraya transfer ettik. Transfer ettiğim oyuncu oturuyor, onlar oynuyor. Olabilir. Ya ben her transfer ettiğim oyuncu doğru olacak diye bir şey yok. Futbolda görüyorsunuz dünyada yani %60 transferiniz başarılıysa yaptığınız oyuncular siz çok başarılısınız. %50'nin üstüne çıktınız. Yani biz şu anda zaten başarılıyız bu konuda. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama arada tabii ki biz beğendiğimiz bir oyuncu vardır. Getirirsiniz. Sizin oyun sisteminizde bocalar. Takıma onu kabul eder veya takım onu kabul etmez. Yani bir çok koşturur ama biraz daha teknik becerisi olsun ister takım. Çok teknik becerisi yüksektir biraz ama takım ister. Biraz koşsun ister. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o kadar kaosun ortamında siz bunlara karar vermek, almak, getirmek, birbirlerine uyum sağlatmak kolay şeyler değil. Hayal ediyorsunuz, olmuyor, o gidiyor, bu geliyor derken bütün bunları harmanlayıp birbirine yapıştırmak, birbirine örtüşmesi için çalıştırmak, inandırmak kolay şeyler değil yani. Biz gerçekten çok önemli bir eşiği geçtik. Yani şu an gelinen nokta, iyi durumdayız, iyi çalışıyoruz. Dün de bugün de çok iyi çalıştılar. Maşallah çocuklar. Onlar da artık kazanmanın vermiş olduğu mutlulukla, özgüvenle her maça daha yüksek özgüvenle çıkıyoruz, oynuyoruz. Ha yok mu? Yarın bir gün biz kaybedebiliriz. Puan da kaybedebiliriz. Ama herkes şunu bilsin ki Ankara Gücü oynadığı bir sistem var. Asla mücadeleyi yolda bırakmaz, yarıda bırakmaz. Sonuna kadar çıktı her maçta mücadele eder. Kazanmak için oynarız. Yani sonunda kazanırız, kaybederiz onu bilemem. Ama biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Her maçın hikayesi de ayrıdır. Her maçın analizi ayrıdır. Mesela bu maçta biz 1-0 gerideydik devre arası. Evet. İlk devrede benim bakıyorum böyle maçı. Yani çok istediğim gibi şeyler olmuyor. Devre arası soyunma odasına girdik. Ama hafta içi takımda bir gerginlik var. Kolay değil bu işler. 17 tane 18 tane adam ilk defa gelecek. Birden böyle liderlik maçına çıkacaksınız. Parasız, pulsuz, yani bu kadar yani imkansızlıklarla seri yakalanmış bir de o falan. Yani üzerlerinde bir baskı oluştu oyuncuların. Bir gerginlik var yani takımda böyle. Baktım. Soyunma odasına girdim. Hepsini zaten topluyorum. Yani karşıma diziliyorlar. Sadece dedim kendiniz gibi olun. Biz gibi, Ankara Gücü gibi futbol oynayalım. Bu maçı kaybedin, yenin hiç önemli değil dedim. Bütün sorumluluk benim dedim. Her maçı kazanacağınız bir kural yoktur. Var mı dedim dünyada böyle bir takım? Her maç iyi futbol oynayan var mı? Yok. Kötü oynayanlar olacak, kaybedeceğiz ama bizim bir artık bir hedefimiz var. Bu hedefe giden yolda asla bu hedefimizden sapmayacağız. Rahat olun dedim. Kaybedin hiç önemli değil dedim. Ama bir tek şeyi doğru yapacağız. Kendinize gelin, biz gibi futbol oynayalım. İki, biz bir hafta boyunca bir taktik çalıştık. Önde pres, baskı. Bunu doğru pozisyon olarak, doğru planlayarak yaparsak istediğimizi elde edebiliriz. Ama açık, geniş. Birileri yaparken, birileri doğru pozisyon alamazsa, arkasını dönerse, yorgunum diye nefeslenmeye kalkarsa yırtılırız. O top oradan bize gelir, tehlike olur dedim. Bu sefer dedim, istediğimiz çıkmaz. Daha fazla topun peşinde koşarız ve yoruluruz. Doğru pozisyon,
Doğru savunma. Bunu istiyorum dedim. Tamam, tamam. Hadi, başarılar. İkinci golde dediğiniz gibi geldi. Önde evet, baskı. Aynen evet, öyle. Öyle oldu. Çok şükür. Yani bu çocuklar yani gerçekten şey oldular. Yani böyle şunu biliyorlar. Yani biz ne kadar mücadele etsek de, koşsak da maçta istediğimiz gibi mücadele edebiliriz. İstediğimiz kadar koşabiliriz. Takımımızın bu verileri bizde var. Bu geri geldi biz 118 kilometre koştuk. Geri geldi 117, geri geldi 119 kilometre koştu bu takım. Geri geldi mesela bakıyorum ben şeylere. 7700, 8000, 8600 çok yüksek şiddetli koşularımız var. Bunlar gerçekten çok iyi rakamlar. Bu da gösteriyor ki yani bizim iyi çalıştığımız, iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani bundan sonrası ne olur? Nasip kısmet yani. Ben takımın durumuna gelmeden önce bir şey de sormak istiyorum hocam. Geldiniz, son gün transfer yasağı kalkmadı. Örnek gösteriyorum. Bugün İsmail Kartal'ı yine burada teknik direktör olarak görecek miydik? Valla başkanla biz şunu konuştuk. Eğer dedi, yani bu yasağı kaldıramazsak, yani bir B planı, sonuçta bir Ankara gücü sahaya çıkmak zorunda. İşte eski futbolculardan birkaç tanesi burada duruyordu, anlaşmamış bir yerlerle. Genç takımdan çocukları bazıları profesyonel yapıldı. Ondan sonra sana bakarız hocam dedi. Öyle o havada kaldı yani. Siz durur muydunuz? İşte havada kaldı. Yani şimdi tabii ki öyle bir durum olduktan sonra yani genç takım artık gelmişiz. Yani başkanın durumu belli yani. Yani havada kalan bir şey var. Başkan devam mı? Bırakır mı? Bilmiyoruz yani. Ben de o konuda ilgili herhangi bir düşüncem yoktu işin açıkçası ya. Basın toplantılarında Üstün Kör sormuştuk biraz da. O yasağın kalkmasında İsmail Kartal'ın çok etkili olduğunu söylendi. Evet, o çok yaygın ve kuvvetli bir iddia hocam. Ya şimdi burada yasağın kalkmasıyla ilgili benim bir şeyim olamaz. Burada başkanımızın gücü belli, yönetimimizin gücü belli. Bazı dostlarımın beni bu kulübe gelmemde ikna ettiler. Yani açık söyleyeyim, ben Süper Lig'den birkaç kulüple görüşüyordum. Yani ikinci lige PTT'ye inmesen bu arada belki bir yerlere gidebilirdim. Ama Ankara gücünü ben de istedim. İstedim yani, gerçekten ben de severek geldim ben, isteyerek geldim buraya. O bazı dostlarımızın, başkanımızın da ortak dostları, yönetimimizin de beraber hareket ederek o yasa başkanımızın da yönetimimizin de çabalarıyla kalktı. Yani benimle ilgisi yok yani o işin. Peki başka transfer sahicinde bazı maddi kaynak konusunda da bir sizin bu arkadaşlarınız yardımcı olabiliyor mu? Bazı konularda sponsorluk şeyleri oldu. Mesela bu odalarla ilgili bizim sezon başı kamp yapacaktık. Çok sıcak. İşte daha böyle hijyenik, daha bir profesyonel takıma yakışır bir şey olsun istedik. Ne oldu? Bazı dostlarımızı aradık. Yataklar, yorganlar, dolapları, koltuk takımları, televizyonlar, klimalar, buzdolapları hepsi yenilendi. Odalar temizlendi. En azından dedik ki benim sporcum, bizim sporcularımız, Ankara Gücü'nün sporcusu odasına girdiği zaman temiz, güzel bir şekilde dinlenebilsin, istirahat etsin, motive olsun. İnsan gibi bir yerde. İnsan gibi, sporcu gibi bir yerde var olduğunu hissetsin, hissettirelim dedik. Bunu başardık hep beraber. Bunları yaptık. Halen daha yapıyoruz. Kondisyon salonu. Bir yöneticimiz buna böyle beni bir yemeğe davet ettiler. Kendi içimizde rica ettim. Tamam hocam, emin olur. Sağ olsun. Şimdi kondisyon salonumuz yapılıyor sahanın kenarında. Bunlar Ankara Gücü'nün vizyonunu ve misyonunu ileriye taşıyacak çok önemli hamlelerdir. Şimdi orada alt katta bir futbolcunun kondisyon salonu çalışması farklı. Bir de yemyeşil, ferah, açık böyle aydınlıkta çalışması çok farklı. Şimdi bunları biz Ankara Gücü'nün standardını yükseltiyoruz. Yani bu seviyenin karşılığını olması gerektiği yerde bir tesisleşme adına sporcuların motivasyonunu artacak standardını yükseltiyoruz şu anda. Ben şu an bunu yapıyorum. Ben ilk geldiğimde ben çok üst seviyede çalışmış bir antrenör, altlarda da çalıştım. Personeli de eğitmek kolay değil. Bu seviyenin personeli farklı olması gerekir. Farklı hareket etmesi gerekir. Evet. Sonuçta burada biz ekip olacaksak futbolcuya, teknik direktöre nasıl davranılır, nasıl burada bir iş disiplini, sevk ve idare nasıl olunur? Çok şükür şunlar da, onlar da şu an oturdu. Şu an burası personelimiz de çok iyi çalışıyor. Çok saygılılar. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlardan yeri geliyor 3 ay 5 ay maaş almadan burada hizmet ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hep beraber
Çok çalışarak biz bugünlere geldik. Takım konularını Ahmet sana bıraksam, ben son sorularımı sorayım hocama. Gelmeden önce Fenerbahçe'de futbol oynarken ya da teknik direktörlük yaparken, Gaziantep'teyken, Eskişehir'deyken gördüğünüz Ankaracı ile içine girdiğiniz Ankaracı arasındaki farklar neler hocam? Böyle bir Ankaracı tahmin ediyor muydunuz? Ya da beklentinizin daha mı altında çıktı, daha mı üstünde çıktı? Nasıl bir Ankaracı gördünüz? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki Süper Lig takımlarının tesisleri, personeli o seviyenin insanları. Onlar artık kendini yıllarca orada kaldığı için yetiştirmişler, görmüşler. Ona göre bir düzenleri var orada, çalışma ortamları var. Ankaragücü biraz geri planda kalmış. Yani alt liglerde vermiş olduğu mücadele, imkansızlıklar, kulübün içinde bulunduğu imkansızlık ve kaos ortamları Ankaragücü'nü biraz, ne kadar çok köklü bir kulüp olsa da, tarihi bir kulüp olsa da maalesef bunu üzülerek söylüyorum, biraz geri planda kalmış her anlamda. Ama şimdi yavaş yavaş başkanımızın, yöneticilerimizin, personelimizin vermiş olduğu büyük mücadele, bu sene bizlerin de buraya gelişiyle bu takıma hep beraber daha ileriye nasıl götürebiliriz, yaşamsal anlamda ve sportif başarılar anlamında neler yapabiliriz diye herkes burada bir çaba içerisinde. Ve halen büyük imkansızlıklar içerisinde mücadele ediyoruz. Halen büyük imkansızlıklar içerisinde mücadele ediyoruz ve desteğe kaynağa ihtiyacımız var. Bu kadar köklü bir kulübün, bu kadar taraftarı olan güçlü bir camianın bence çok daha iyi yerlerde olması gerekir. İnşallah bunu da bu kadar imkansızlıklar olmasına rağmen, ama bu kadar da çok fazla bir iyi niyetli insanlar grubu var burada. Herkes birbirine sarılmış, herkes birbirine destek vererek, herkes bir yerlerden bir şeyler yapmak istiyor. Mesela bir Osman Bey, bizim yöneticimiz, ismini de vereceğim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bize şimdi bir kapalı salon yapıyor. Allah razı olsun. Bu Ankaragücü'nün kalıcı malı olacak. Herkesin böyle uzaktan gıptayla izleyeceği bir salon yapıyoruz şimdi. Osman Bey de kulübümüzde kahramanlarından bir tanesi oldu. Yani onun gibi daha var. Bir sürü ismini veremeyeceğim, yöneticilerimiz var, sağ olsunlar. Biz de, onlar da bu konuda yalnız bırak, Tuna Bey, Ercan Bey olsun, başka, yani birçok yöneticimiz bir şey söylediğimiz zaman hemen hocam ne yapabiliriz diye, bu kadar sıkışık olmamıza rağmen herkes bir çaba içerisinde, bir seferberlik içerisinde. Artık bunun vizyonunu biz bir geliştirmemiz gerekiyor. Artık bu takım belli bir seviyeye geldi. Buradan bir hamle sonrası Süper Lig ve ondan sonra Avrupa Kupalarına gidebilir burası. İnşallah. Özlediğimiz. Yani burası gider yani, gidebilir. Hiç bunun şeyi yok. Hayal değil bunlar. Şu an gelinen nokta burası. Sadece bir dokunuş lazım bize. Bir güç, bir kaynak lazım. Bir yeni bir enerji lazım. Yeni bir, bize karşı böyle bir motivasyonu arttıracak, camiayı harekete getirecek böyle bir organizasyon, bir dokunuş, bir kaynaklar lazım. Öyle düşünüyorum. Hocam, Ümraniye maçının ardından yakın zamanda sanki bir önemli gelişme olacağını kasteten bir cümleler kurdunuz. Bunu açar mısınız? Bunları söylüyorum. Tuna Bey de söyledi. Yakın bir zaman içerisinde inşallah takımımızın ortaya koyduğu bu iradeyle, mücadele gücü, aldığı puanlarla inşallah bunu devam ettiririz. Taraftarımızın bize vermiş olduğu destek, medyamızın bize verdiği bu destekle hep beraber inşallah yakın bir gelecekte bir şeylerin olabileceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum yani. Çok fazla ben yani oldu, biter, gelecek, edecek diyen bir insan değilim. Olabileceğini tahmin ediyorum. Ama bu kulüp, tabii siz belki bir sporsever olarak uzaktan izlemişsinizdir. Başkanı makamında otururken koltukları icraya giden bir kulüptü hocam. Futbolcusu su yiyecek bulamadı. Elektriği, doğalgazı kesildi. Taraftarı kendi arasında para toplayıp doğalgaz parası ödedi. Rahmetli İlhan Cavcav doğalgaz parasını Ankaragücü'nü ödedi. Yani ne yoklukları içinde bu seviyeye geldi. Şimdi ben 1971 yılında kulübün basketbolcusuydum. Yani Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye kupası sahibi olan takımın, Ermanlı İsmail'li takımın basketbolcusuydum. O günlerinden bugünlerine biliyorum. Çok güzel günler de yaşadı. İnanılmaz trajik, gerçekten anlattığınızda ve yaşadığınızda insanları ağlatacak çok kötü günler de yaşadık kulüp. Yani dolayısıyla şu anda ara geçiş dönemi, sizin geçiş döneminiz. Çok kötü günlerden vasat günlere, hatta iyi günlere adım adım çıkma günleri. Dolayısıyla
Elbette inşallah sizin dediğiniz gibi Süper Lig'e çıkıp oradan Avrupa Kupalarına oynayacak bir takım olacak Ankara Gücü. Bu taraftarıyla, inancıyla, antrenörü, yöneticileriyle mutlaka bir takım şeyleri başaracak. Yani o konuda hiç şüphemiz yok ama en azından o ara günleri yaşamış bir insan olarak bu günler bize kötü değil, en azından işte iyiye doğru emin adımlarla giden bir kulüp havası verdi. Tabii bunda sizin ve özellikle başkanın ve yöneticilerin, Mehmet Yiğener'in ve yöneticilerin çok ciddi katkısının olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü şu anda burada keyifle sohbet edebiliyoruz. Biz aylarca, yıllarca Ankara Gücü Kulübü'ne gelemedik. Çünkü gelecek bir durum da yok. Trajedi dışında herhangi bir durum da yoktu. O dediğiniz futbolcu odaları işte düzeltilen, sizin çevrenizdeki insanların icadısıyla düzeltilen futbolcu odaları terk edilmiş. Çok kötü durumdaydı yani. Halen devam ediyoruz. Aşağıdaki tuvaletleri şimdi, yani inanın fayanslarıyla bile kendim ilgileniyorum. Kapalı salonun projesini bile ben kendim çizdim. Fenerbahçe'den gittim, fotoğrafını, ölçülerini aldım. Aynı şekilde buraya